zikrin ve duanın az olduğu dilde küfür ve galis tabirler ve yalan ve gıybet çok olur. Fıtrat boşluğu kabul etmez. Siz dilinizi zikre, dilinizi duaya ayırmazsanız o boşluğu dolduracak olan hemen diğer taraftır. Küfürdür, galis tabirdir, yalandır, gıybettir vesaire vesaire. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Gecemiz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Konumuz dilin afeti 2 başlıklı. Geçen hafta dilimizde en çok yaptığımız günahlardan bir tanesi olan gıybeti anlamaya çalışmıştık. Ağır bir dersti. Nefse ağır bir ders. Şimdi de yine dilimizde çokça düştüğümüz maalesef bir günah. Adeta kronikleşmiş ve birçok büyük günaha karşı gösterdiğimiz hassasiyeti gösteremediğimiz ve özellikle de Müslümanlar için hiç yakışmayacak bir tavır ve davranış olan yalan. Dersimiz bu haftaki bu. İki hafta üst üste hem gıybet hem yalan birbirini tamamlayıcı dersler hükmünde oldu. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine tevhid derslerine devam edeceğiz. Ama bunu yapmasaydık olmazdı. Çünkü gıybeti işledik ve yalan da beraberinde iyi gider. Sos nevinden. Çünkü et biliyorsunuz et sossuz olmaz. Geçen hafta gıybeti işledik. Bu da ondan sonra o etin sosu hükmünde çokça düştüğümüz bir günah. Özellikle vahyin yani Kur'an'ın terbiyesine girmemiş ve sünnet-i seniyeyi kendine rehber etmemiş. Maalesef bu asrın insanı olarak ve Müslümanları olaraktan çokça düştüğümüz günah yalan ve normalde bakarsak yalan ile Müslümanlık, iman yan yana gelmeyecek. Hatta cennet ve cehennem gibi birbirinden uzak olan iki hakikat. Fakat öyle bir şekilde kronikleşmiş ve hayatımıza girmiş ki bu yalan, doğruyu söylemek gerekirse diye bir kalıp üretmişiz. Böyle bir kalıpla konuşuyoruz arada. Farkında olmadan ağzımdan. Yani doğruyu söylemek gerekirse yani mütemadiyen yalan konuşuyorum ama şimdi söyleyeceğim şey doğru ve doğruyu söylemek gerekirse diye bir maalesef ifade oluşmuş. Bunun çeşitli şekilleri de var. Mesela ticaret yalansız olmaz, çok laf yalansız olmaz gibi böyle bir sürü kelamlar hayatımıza yerleşmiş. Dolayısıyla yalan kelamı, yalan günahı öncelikle dünyamızdan acilen çıkması gereken bir durum. Ve öyle bir hale getirmişiz ki mesela İnşallah Müslüman yalanı olmuş. Yani ayette geçen ifade, ayet ve bir aslında tahkiki iman alameti olan bir kelam. Mesela birisine siz inşallah dediğinizde karşı taraf sizi ya bu adam beni sallıyor. Yani beni ciddiye almadı, öteliyor olaraktan anlıyor. Öyle değil mi? Yani inşallah diye böyle bir âli bir kavramı, bir ifadeyi maalesef yalanla iç içe hale getirmişiz. Dolayısıyla da normalde inşallah ne demektir? Yani ben bu hayatın gidişatını bilmiyorum. Bu tedbir ve takdir bana ait değil. Dolayısıyla Allah'a ait. Ben de eğer Cenab-ı Hak müsaade ederse bunu yapacağım manasında ki hepimizin kullanması gereken bir kelam. Fakat biz bunu öyle bir hale getirmişiz ki inşallah deyince işte ya işte sallamadı veyahut da inşallah Müslüman yalanıdır diye yer etmiş alemlerde ve alemimizde. Bunun sebebi kim? Bunun sebebi benim. Bunun sebebi biziz. Yani ehli iman, Müslümanlar. Diğer taraftan yalan yine o kadar çok hayatımıza girmiş ve meczolmuş ki mesela şöyle bir şey daha var. Renklendirdiğimiz yalanlarımız var bizim. Mesela pembe türü yalanlar yalandan sayılmıyor. Hani mavi kod, kırmızı kod var değil mi? Doğalgazlarda falan vardır, hastanede de vardır değil mi? Mavi kod, kırmızı kod. Mesela pembe kodlular yalan sınıfına girmiyor. Ya yani bunlar yalan sayılmaz. Bizim için yalan böyle kırmızı kodlu olacak. Yani üst seviyede olacak böyle. Ona biz yalan diyoruz ama tabii bunlar hepsi bizce. Yani halka göre yalan tabirleri ama hakka göre, sünnet-i seniyeye göre yalan noktasında o kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hassas ki bakın şaka dahi noktasında şaka dahi olsa diyor yalana
tenezzül etmeyiniz, bulaşmayınız. Çünkü yalanın da şakası olmaz. Boşanmanın, nikahın, boşanmanın ve yalanın diyor şakası olmaz. Bu kadar hassas bir hakikate karşı maalesef oldukça lakayt kaldığımız bir hakikat ve bunun da faturasını çok ciddi şekilde ödüyoruz. Şimdi yalan tabiri, yalan kelamı Kur'an-ı Kerim'de daha çok kizb ile ifade ediliyor. Kizb ve kökleri, mesela kizabe ayet-i kerimede geçer değil mi? Kizabe, yalanlamak, tamam mı? İşte kes, kizb diye şeklinde böyle türevleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ne demek? Yalan ve kizb aynı kavramlar olarak ifade edilse de aslında Risale-i Nur'un bu okuduğumuz hakikatlerin geneline baktığımızda çok ince bir nüans farkı var. Onu da ifade edeceğim. Yalan kelime olaraktan Arapça karşılığı kizb dedik ve lügat manası doğruluğun karşıtı, bir konuda gerçeğe aykırı haber verme, bilerek veya bilmeyerek bir şey veya olay hakkında olduğundan farklı haber verme manasına geliyor. Şimdi kizb ve yalan arasında ne fark var dediğimizde Bediüzzaman Hazretleri iki kelamı da birbirine aynı olarak almış fakat kizbin geçtiği yerlerde baktığımızda yaklaşık 62 tane paragrafta geçiyor. Bugün ben bunları inceledim tek tek. Kizb ile yalan arasında çok büyük fark var. Ne gibi bir fark var? Mesela şöyle bir kümeleştirdim ben. Kizb ve yalan içinde baktığımızda kizb biraz daha geniş. Yalan onun alt kümesi hükmünde. Yani her kizb içinde mutlaka bir yalan vardır ama her yalan kizb olmaz. Neden? Şimdi kizb ve yalan arasında şu farklar var. Mesela tabi bunu Risale-i Nur külliyatında ve Kur'an ayetlerine geçen manalardan bakaraktan anladığım manaları yazıyorum. Eleştiri ve hatta itiraz açıktır anladığım mana. Kizb'de şu var. Mesela kizb daha çok itikadi meselelerde kullanılıyor. İtikada dair meselelerde kizb var. Yalan daha çok hayat ve eylem planında ortaya çıkıyor. Kizb biraz daha kalbe bakıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir iman problemi vardır kizb'de. Yalanda ise akla bakıyor yalan. Ama hangi akıl? Aklı maaş dediğimiz. Yani dünyevi akıl. Mesela insan daha çok neden yalana başvurur? Dünyevi bir kazanç için değil mi? Genelde yaptığımız şey odur. Menfaat için yani cüz'i, külli bir menfaat elde edeceksek hemen orada yalan devreye girer. Ama yalan bu yalan kizb değildir. Kizb biraz daha kalbidir. Yine kizb münafıklıktır. Münafıklıktır bakın. Ama yalan münafıklık alametidir. Yani yalan konuşmaya başladığınızda, yalan söylediğinizde münafıklık alameti üzerinize gözüküyor. Münafık olmazsınız ama bu süreklilik haline gelmeye başladığında artık sizin kalbinizde yavaş yavaş bu kizb şeklinde gözükmeye başlamıştır. Dikkatli olmak lazım. Kizb süreklidir ama yalan da anlık ve geçicidir. Mesela kizb ehli pişman olmaz. Onu devam ettirir. Yalan söyleyen eğer vicdanı tefessü etmemişse mutlaka doğruyu konuşur ve der ki ben yalan konuştum. Arada böyle bir fark var. Şimdi neden peki üstad kizb ve yalanı ayrı ayrı kullanmış, biri etmemiş. Ondan sonra neden kizb demiş de yalan dememiş, yalan demiş kizb dememiş. Şimdi Risale-i Nur'un bu eserleri okuyanlar daha iyi bilirler. Yaklaşık 30 bin kelimeyle yazılmış bir eser bu külliyat. O yüzden ilk okuyanların en büyük sıkıntısı bu olur. Genelde anlamıyorum derler. Tamam mı kardeşim nasıl anlayacaksın? Günde 200 kelimeyle konuşuyorsun. 30 bin kelimeyle konuşan bir zatı anlamaya çalışıyorsun. 200 kelime, 250 kelime kullanıyorsun. Bunun zaten 70'i, 80'i küfür veyahut da argo kelamlar. O kadar dar bir kelime dağarcığımız var ki. Dolayısıyla karşıda da 30 bin kelimeyle konuşan birisi var. 30 bin kelimeyle konuşmak ne demek biliyor musunuz? Bakın şu anda dünyanın en ünlü edebiyat eseri Shakespeare 16 bin kelimeye yakın bir haznedisi var. Çarpı 2. Anlatabildim mi? Ve de öyle bir dil yapısı var ki Arapça, Farsça, Osmanlıca karma yapılmış. Mesela bir kelamın bazen Arapçası bazen Farsçası kullanılıyor. Ve mesela bir kelamın birçok varyasyonu, birçok varyantı kullanılıyor diyeyim. Eşarpçılar ağırlıklı olduğu için daha iyi bilirler. Mesela fert, ehad, vahid. Tamam mı? Bunlar hepsi bir demek. Fakat ferdin mana farklı bir birdir. Vahid farklı bir birdir. Ehad farklı bir birdir.
Hepsi aynı değildir, tamam mı? Şimdi dolayısıyla şimdi bu külliyatı okuyan insanlar ilk başta ilk iki okumada hep tavsiyemiz şudur ki çabuk hızlı okuyun. Önce bir altyapı oluşturmak lazım ama 3'ten 4'ten sonra işte kizb nedir? Yalandır. Yalan nedir? Kizb'dir dedim mi? Veled dahil namin kardeşim bu paketleme servisi olur. Olmaz. O yüzden ne yapacaksın? Merceği içeri alacaksın eline. Kavram ve kelimelerin üzerine duracaksın. Bu kadar çok farklı kelam kullanılmasının sebebinin bir hikmeti bakın. Bir hikmeti şudur ki bakın bizim ülkemizin geçmiş yani Osmanlı'dan gelen bizim çok ciddi bir kültür mirasımız var. Yani Osmanlıca, Arapça ve Farsça'nın birleşiminden oluşan çok cami bir dil. Şimdi bu tabii dil zamanla farklı sebeplerle ortadan kaldırılmış ve bizim dünyamızdan da kaldırılmış. Mesela biz geçmişimizle olan bağımızı şu anda kuramıyoruz. Mesela Eyüp Sultan'a gitmişsinizdir çoğunuz. Değil mi? Birçok mezar taşı var. Hangisini okuyabiliyorsunuz? Mesela oradaki bütün mezar taşları size yabancıdır. Bilemez, okuyamazsınız yani. Sebep dilinizi bilmiyorsunuz çünkü. Dilimizi bilmiyoruz çünkü. Çünkü ve öyle bir hale getirildi ki Türkçe diye şu anda Latince kullandığımız kelamlar adeta kuşa çevrildi. O yüzden Risale-i Nur Kur'an'ın manevi tefsiri olduğu gibi aynı zamanda bu coğrafyanın bir noktadan da dilin inşasını yapar. O yüzden bazı Kur'an'ı tabirleri bilerek Risale-i Nur'a konmuştur, hikmetlidir. Mesela sen Kizb'i okuduğunda Kur'an-ı Kerim'de geçen Kizb kelimesini türevden okuduğunda o ayetin manasını az da olsa anlamaya başlarsın. Kizzâbe dediğinde kizb bu yalan. Hemen bağ kurmaya başlarsın. Lisanen de olsa Kur'an'la bir iletişime geçmeye başlarsın. Bu ne kadar artarsa okumalar ve dikkat ne kadar artarsa emin olun ki Kur'an'ın belki %10'unu çok cüz'i de olsa kelamen de anlamaya başlarsınız. O yüzden böyle bir inşa noktası da vardır. Risale-i Nur hakikatlerinin. Üstad da ne yapmış? Bu noktadan belki de iki kelimeyi farklı farklı kullanıyor. Tabii biraz daha derinlemesine indiğimizde çok daha farklı manalar çıkar. Şimdi Risale-i Nur'da geçen cümlelerden kis ve yalanın gerek şahsi gerek toplum hayatına bakan zararını ifade eden noktalardan okumaya çalışacağız. Mesela Üstad'ın birkaç yerde zikrettiği bir kelam var. Diyor ki fıtrat diyor yalan söylemez. Fıtrat yalan söylemez. Yani yaratılış noktasında bir şey kendi yaratılışının gayesini inkar etmez. Mesela su donduğu zaman suda donma fıtratı vardır. Ne yapar? Demiri parçalar. Değil mi? Mesela bir yumurtayı siz kuruçkaya yatırdığınızda fıtratında ne vardır? Piliç olmak vardır. Yalan konuşmaz. Fıtratta yalan olmaz. Yani o zaman bunu insan uyardığımızda şunu göreceğiz. Ahsen-i takvim suretinde yaratılan insanın fıtratında yalan yoktur. Yalan fıtrata sonradan konulmuştur. Fıtri değildir. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bak çok önemli bir nokta bu. Buna en cami misal kimdir? Fıtrat peygamberi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda hatta nübüvvetten önce yani peygamberlikten önce olan hayatına baktığımızda göreceğimiz bir nokta var. Ben kitabı görürsem size de göstereceğim. İşaret-ül İcaz'da şöyle ifade etmiş Üstad Hazretleri meseleyi. Diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi kendine güneş gibi bir ruhandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetin en büyük delili kendi zatıdır. Ve keza o zatın aleyhissalatü vesselam 4 yaşından 40 yaşına kadar geçirmiş olduğu gençlik devresinde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş, bir yalanı işitilmemiştir. 44 yaşından 40 yaşına kadar. Yani aslında şunu söyleyeyim. Nübüvvetten önceki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatı bizi bu noktada çok fazla ilgilendirmiyor. Ama bu ilgilendirmeme burayı boş veririz manasında değil. O zatın 4 yaşından 40 yaşına kadar yani o 40 yaşına kadarki devresi bile nübüvvetine ispatıdır. Çünkü o devreye kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ne bir hıyanet ne bir yalan hiç gözükmemiş. Hatta değil mi lakabı ne? Muhammed'ül Emin diye lakaplandırmış. Kim tarafından? O yörenin halkı tarafından değil mi? Eğer o zatın yaratılışında, tabiatında bir fenalık, bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı, behamehal gençlik saykasıyla dışarıya verecekti. Eğer gerçekten de o zatın hayatında bir gedik, bir geciklik olsaydı mutlaka ortaya çıkacaktı. Çünkü 4 yaşından 40 yaşına kadar bir 36 sene geçen bir dönem var. Yani 40 sene geçmiş bir dönem var ve hayatında en ufak bir zikzak gözükmemiş. Halbuki bütün yaşını, ömrünü kemal-i istikametle, metanetle,
iffetle bir ıtırat ve intizam üzerine geçirmiş, düşmanları bile hile işaret eden bir halini görmemişler. Ve keza yaş 40'a bali olduğunda iyi olsun kötü olsun nasıl bir ahlak olursa olsun rüsuh peyda eder, meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz. Burada çok önemli bir noktayı da ders veriyor bize. 40 yaş dersinde ifade etmeye çalışmıştım. Herkesin abiler düz-i külli hataları, kusurları var. Ehli iman olarak yapmamız gereken şey şudur ki hatalarımızla yüzleşeceğiz, yüzsüzleşmeyeceğiz. Hepimizin kusurları, günahları, zaafları vardır. Eğer ciddi bir ehli iman isek, Kur'an talebesi isek, alacağız elimize listemize kardeşim, benim hangi noktada zaafım ve hatalarım var? Mesela çok gıybet yapıyorum, çok yalan konuşuyor olabilirsin, ondan sonra işte ne diyelim farklı farklı günahlar olabilir. Bunları bir analiz et ve yaş 40'a kadar bunları düzeltmeye çalış. 40'tan yaş aşağısı olan kişi sayısı burada oldukça az. Ondan sonra eğer 40'a kadar bu düzeltme ve kendimizi manevi böyle tornadan geçirme vazifesini ciddi olarak yapamazsak 40'tan sonra bu iş oldukça zorlaşacak. Artık terki mümkün olmayacak dereceye gelebilir. Ya şimdi 40'tan sonra düzelmez miyiz? Kardeşim düzelmezsin demiyorum. Zorlaşacak diyorum. Değil mi? Sen bir mesela el işçiliği yapan bir adamsın. 40 yaşından sonra 40 yaşına gelmiş birisini yanına çırak alır mısın? Neden? Ya ben bu adamı nasıl zanaat öğreteyim değil mi? 40 yaşına gelmiş bu adam artık. Yani eli kalınlaşmış, dili kalınlaşmış, parmakları kalınlaşmış, şeyi azalmış, hareketi azalmış vesaire vesaire. Ağaç yaşken eğilir. Yani ağaç yaşken eğilir demiyor musun? Manevi açıdan da böyledir. Yani 40 yaşına kadar kendimizle yüzleşip hatalarımızı, kusurlarımızı bir şekilde düzeltme gayreti içerisine girmemiz lazım. Eğer yapamazsak o zaman 40'tan sonra bu iş diyor rüsuh peyda eder. Artık daha ne olur? Terki mümkün olmaz dereceye gelebilir. Şimdi bu zatın hayatında böyle gözükmüş. Bu zatın tam 40 yaşının başındayken yaptığı o inkılab-ı azimi aleme kabul ve tasdik ettiren, alemi celp ve cezbettiren o zatın aleyhissalatü vesselam evvel ve ahir herkesce malum olan sıdk ve emanetiydi. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinin bu kadar tesirli olmasının en büyük sebebi neymiş? Hayatı boyunca göstermiş olduğu sıdkmış, doğrulukmuş, yalan söylememesiymiş. O inkılab-ı azimi yaptıran sebep tahtında buymuş. Şimdi bizim dünyamızda biz birçok insana tebliğ yapıyoruz değil mi? Birçok insana bir şey anlatmaya çalışıyoruz ve çoğu zaman özellikle çocuklarımıza karşı tesirimiz olmuyor. Sebep, birçok sebebin en büyük sebebini size söyleyeyim. Bizim hayatımızdaki istikametsizliktir. Bizim hayatımızdaki istikametsizliktir. Dolayısıyla o istikameti gösteremeyince tesir otomatikman azalmaya başlıyor. Çünkü fıtrat, yalan fıtrata meczolmaz. Şimdi fıtrat da yalan söylemez. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın fıtraten bu ahsen-i takvim manasını en zirvede yaşaması ve onu devam ettirmesi yapmış olduğu büyük inkılabın en büyük tesir sebebi olmuş. Şimdi bu kadar düzgün, bu kadar fıtrata uygun yaşamış bir peygamber, sırrı ahsen-i takvimde zirve olmuş bir peygamber hayatınla anlattıklarını mezzedince otomatikman kabul kolaylaşmış. Çünkü bakın insanın fıtratında şu vardır. Fıtratı beşeride yalana yalan demek meyli arzusu vardır. Doğru mu? Mesela size birisi yalan konuşmaya başladığında ne diyorsunuz? Ya atma Ziya. Değil mi? Meşhur. Fıtraten yalana yalan deme hissiyatı vardır insanda. Şimdi Peygamber Efendimiz'i hayalen bir düşünün aleyhissalatü vesselam. Vazifeye çıkmış 40 yaşına kadar toplum içinde normal bir insan gibi yani peygamberlik vazifesiyle vazifelendirmeden bir hayat yaşamış ve o toplum içerisinde peygamberlik dava etmeye başlamış ve karşısındaki insanlar da bunu o zatı aleyhissalatü vesselam analiz etmeye başlamışlar ve insan fıtratında fıtraten yalana yalan deme hissiyatı olmasına rağmen bu zatın hiçbir hareketine karşı yalan dememişler. Diyememişler. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı adeta anlattıklarına ne olmuş? İktiran olmuş,
yapışmış, mevz olmuş ve tesirin belki de en büyük vesilesi olmuş. Öyle bir hale gelmiş ki, bakın mektubatta geçen bir cümleyi okuyacağım şimdi, çok enteresan. Öyle bir hale gelmiş ki bu doğruluk ve sıdk nereye kadar temas ediyor? Muhammed abi. Bakalım burası hoşumuza gidecek mi? Şu zatın delailli sıdkı ve berai nüvveti yalnız mucizatına münhasır değil. Belki ehli dikkat için hem umum harekatı ve efali ve ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Fiili, bakın fiili, hareketleri, oturması, kalkması, sureti ve sireti. Suret görünüşü, siret görünmeyen tarafı. Ya bu görünmeyen tarafı ne? Ben hemen misal vereyim. Bir adam geldi. Çok yakışıklı, çok güzel giyinmiş. Adama bakıyorsun, diyorsun ki gözüm tutmadı diyorsun. Elektrik almadım diyorsun. Değil mi? Mesela özellikle evlilik için böyle görüşmelerde çok olur bu. Herkes sonra elektrik aldın mı? Kardeşim jeneratör mü kadın? Daha neye alacaksın elektriği? Hayır diyor, elektrik aldın mı? Bak bir elektrik var değil mi? Adama bakıyorsun, adam çok güzel konuşuyor diyorsun. Ya bu adamda bir şey var diyorsun yani. Ne alakası var ya? Sureti güzel, sireti farklı. Şimdi sureti ve sireti, Efendimiz Aleyhisselam'ın suret ve sireti adeta eşdeğer, birbirine denk. Ve böyle olmuş, hatta bakın meşhur ulemayı Beni İsrail'den Abdullah İbni Selam gibi çok zatlar, yalnız o zatı Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın simasını görmekle, şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Şu simada yalan yok, şu sözde hile olamaz diyerekten İmana gelmişler. Şimdi bakın fiiller, haller, tavırlar, hatta suretler kalpten haber verir abiler. Kalp de iman mahalidir. İmanın üretim merkezi kalptir. Adeta iman insanın işletim sistemidir. Kalp dediğimiz mahalde iman işletim sistemi eğer tahkiki çalışırsa, o zaman bütün fiiller, önce fikirler, sonra fiiller, sonra etvar, sonra akval, kelam düzgün çıkmaya başlar. Düzgün olmaya başlar, istikametli olmaya başlar. Üstad buna Hutbe-i Şami'de şöyle işaret ediyor. Diyor ki insanın diyor fiilleri kalbin ve hissin temeyyülatından çıkar. Kalp ve his neyle yorulmuşsa onun meyline binaen sen fikir, fiil ve tavır göstermeye başlıyorsun. Eğer kalp felsefeyle, yani bencelerle, dünya perestlikle doldurmuşsan orayı, sen fikirler, fiiller istikametli olmaz. Kalp ve ruhun dağınıklığı önce fikre, sonra fiile, sonra simaya, hatta kişinin temas ettiği her şeye değmeye ve yansımaya başlar. Şimdi kalp iman hakikatleriyle donatılmışsa, bu sefer fikirler, fiiller, etvar ve ahval, akval, konuşmaların hepsi istikamete girmeye başlar ve adeta o kişi mütecessim bir İslam nişanı gibi olmaya başlar. Kur'an-ı Kerim buna Fetih suresinde geçiyor. Sürekli okuduğumuz var ya, Sima hum fi vucuhihimin eferi sucud. Onların diyor nişanları yüzündeki secde izlidir. Ya ne demek bu? Allah'a hakiki manada imanı tahkikiyle iman etmiş olan bir kişinin simasından doğruluk net okunur. Bugün bize bakaraktan imanını sorgulamıyorlarsa insanlar, kendi imanımızı çok şekilde, çok ciddi şekilde analiz etmemiz lazım. Bugün çoğu zaman bizim simamıza bakıp bırakın iman etmeyi, sözümüze güvenilmiyor, çoğu sözümüze yemin ederek güveniyorlar. Doğru mu? Bir şey anlatıyorsun, yemin et diyor. Veyahut da sen kendini inandırmak için yemin etmek zorunda kalıyorsun. Sebep? Niye? Çünkü istikametli hayatımız yok. Zikzak var. Zikzak olunca adam inanmıyor tabii. Ya diyeceksin ki abi şimdi adam herkes dünyayı kendi aynasıyla görür vesaire. Kardeşim işte Abdullah İbni Selam o zaman Yahudi alemi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman iman etmemiş. Bu zat o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kötü görmesi lazımdı. Ama ehli tahkik, ehli hakikat bakıyor ve diyor ki bu simada yalan olmaz.
Eğer gerçekten de biz ciddi şekilde tahkiki iman eğitimimizi kenara bırakmazsak ve imanımızı çok ciddi şekilde böyle inkişaf ettirirsek, istikametli bir hayat yaşarsak, sünnet-i seniyeyi rehber yaptığımızda halimiz, tavrımız, simamız, senedimiz olur. Kimse sana yemin et demez. Hayatın senettir senin. Hayatı boyunca yalan konuşmadığınız bir kimseye yemin etmek zorunda kalmazsınız. Hayatınız boyunca aldatmadığınız bir kimseye yemin etmek zorunda kalmazsınız. Eğer yemin isteniyorsa bir problem var demektir. Çünkü maalesef düştüğümüz hata bu. O yüzden kendi dünyamızda bunu çok iyi oturtmamız lazım. Yani hayatımızda İslamiyetimizin ve imanımızın inkişaf etmesi lazım. Bu başta ondan sonra fikir, sonra fiil, sonra oturma, sonra konuşmamıza kadar yansır. Yani kelamımıza kadar yansır. Zikrin ve duanın az olduğu dilde küfür ve galis tabirler ve yalan ve gıybet çok olur. Fıtrat boşluğu kabul etmez. Siz dilinizi zikre, dilinizi duaya ayırmazsanız o boşluğu dolduracak olan hemen diğer taraftır. Küfürdür, galis tabirdir, yalandır, gıybettir vesaire vesaire. Evet. O yüzden üstad bu noktada çok önemli olarak bunu gördüğünden dolayı münazaratta şöyle bir soru sormuşlar. Diyor ki, her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Para. Yani. Geçen biri video paylaşmış, çok hoşuma gitti de adamdan isteyecektim, unuttum gitti. Durumda paylaşmış. Bir tane böyle Müslüman Kabe karşısında dua ediyor. Ondan sonra diyor ki işte para ver ya Rab bana. Para ver de ya Rab. Yanındaki duvarca o da diyor ki ya herhalde rahatsız oldu. Ya diyor iman iste diyor. Cenneti iste diyor. Ya niye para istiyorsun diyor. Ondan sonra o da diyor ki tamam onları isteyeyim ama para da versin diyor ya. Para da versin. Kabe'nin karşısında yani. Şimdi bugün şöyle bir elimize yeşil mikrofonu alsak, ondan sonra sarı mikrofon da bizimki yeşil olsun. Yeşil mikrofonu alsak şöyle desek ki ya her şeyden evvel bize lazım olan nedir dediğimizde ya emin olun ki çoğu şey ya para diyecektir ya ev diyecektir vesaire diyecektir. Şimdi bak diyor ki her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Doğruluk. Doğruluk. Daha yalan söylememek. Şimdi doğrulukla yalan söylemek arasında ne fark var? Yalan kavl ile yani dil ile söylenir. Doğruluk kişinin halini, fikrini, fiilini, tavrını, halini istikamet üzerine göstermesi demektir. Emrolduğun gibi dosdoğru ol. Fikrinle, fiilinle, hissinle, her şeyinle Kur'an ve sünnet istikametinde bir hayat yaşa. Yalan söyleme. Sonra sıdk, ihlas, sadakat, sebat ve tesanüt. Bunun teferruatına girmeyeceğim ama diğer noktalar ne? Sıdk. Yani sadık olmaz, sıdk ehli olmak. Sıdkın tabiri nedir? Mesela sıdk ehli kimdir dediğimizde sıdk şehitlikten de üstündür. Şehit bir anını Cenab-ı Hakk'a verir. Sıdk, sadık her anını Allah'a verir. Bollukta ve darlıkta, zenginlikte ve fakirlikte, her an ve her yerde, hiçbir şekilde fark gözetmeksizin Cenab-ı Hakk'ı arzulayan, ahiret merkezli yaşayan kişidir. Buna nereden söylüyorum diyeceksin Mustafa abi. Diyor musun? Demiyorsun. Ama ben senin kalbinden geçeni okuyamıyorum kardeşim. Hazreti Yusuf'un âli sıddıkiyetini gösteriyor. Ayet. Teveffeni Müslümen ve El-Hikmi Bi-Salihin ayetini tefsir ediyor burada. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın âli sıddıkiyetini gösteriyormuş. Peki bu sıddıkiyet nasıl olunur? Bak şimdi. Dünyanın en parlak ve en sürurlu haleti ona gaflet vermiyor. Dünyanın en parlak ve en sürurlu, en mutlu hali ona gaflet vermiyor. Yaratılış gayesini unutturmuyor. Sonra onu meftun etmiyor. Yani parayı ve rahatı bulunca rotası ve rot balansı değişmiyor. Son olarak yine ahireti istiyor. Demek ki sıddık kimmiş? Dünyanın en parlak ve en sürurlu haleti ona gaflet vermeyip
onu meftun etmiyorsa, yaratılış gayesinden uzaklaştırmıyorsa, marifetullah ve tahkiki iman eğitiminden geri bırakmıyorsa ve o kişi sürekli ahiret merkezli yaşıyorsa, o zaman o kişi sıddıktır. Hayatını her anını Cenab-ı Hakk'a veren insandır. Allah bizi öylelerden eylesin inşallah. Tabii bu öyle kolay değil. Ciddi bir iman eğitimi lazım olan bir hakikat. Onu da gayret nasip etsin inşallah. Evet. Devam ediyorum. Yalanla ilgili çok önemli bir tabir diyor ki, küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Yani yalan bir lafz-ı kafirdir. Kafir demek, hakikatin üzerini örtmek demektir. Yani yalan, küfürle eş olarak yanlığına tutulmasının bir hikmeti, anladığım mana, hakikatin üzerini örtüyorsun sen. Yani sen de kafir oluyorsun. Bu kafir, itikadı kafir değildir. Bakın altını çizerek söylüyorum, önemli bir nokta. Eğer zaten böyle bu kafir manasını, küfür manasını yalnızca Allah'ı inkar eden veyahut da bir iman hakikatini inkar ederek anladığınız anda Kur'an okumanıza gerek kalmaz. Çünkü Kur'an'da geçen birçok kefere ayeti vardır. Keferu, keferu der durur Kur'an-ı Kerim. Zaten sen o zaman Kur'an okuyorsun. Keferu değilsin. Küfür, hakikatin üzerine örtmek demektir. Mesela biz yalanla ne yapıyoruz? Hakikatin üzerine örtüyoruz. Bazen olmayanı var gibi gösteriyoruz. Bazen olanı yok gibi gösteriyoruz. Hakikat bu mu? Değil. Mesela bu malda eksik var mı? Yok abim, her şey tam. Malda atıyorum defon var, hatam var, kusurum var. Ne yaptın? Bak, olanın üzerine örttün. O yüzden yalan bir lafz-ı kafirdir. Yani eğer biz hakikatin üzerine örtüyorsak yalancıyız. Peki şimdi özellikle bakın Risale-i Nur'da geçen çok çok önemli bir cümle. Benim hayatımda inkılap yapan bir cümle. Yani belki yalana tövbe etmeme vesile olan bir cümledir bu. Bu adamın, bu zatın kitaplarını okuyorum böyle, tamam mı? Şu cümleyi hiç alemden silinmez de çok kullanırım ve benim için hayatta çok önemli bir ölçüdür bu. Diyor ki bak şimdi, biz ki hakiki Müslümanız, ölçün nedir üstad? Aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Bakın, bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Abiler, bir hayat için yalana tenezzül etmeyen bir zatı hiçbir şeyle korkutamazsınız. Ve bu adama tam olarak güvenmenizde hiçbir sakınca yoktur. Bunu söylediği mekanlar, yerler idamla yargılandığı zamanlar. Sen de şeriat ister misin diye soruyorlar. Karşıda asılmış 50-60 tane ondan sonra alim zat var. Sallanıyor böyle dar ağacında. Şehit olmuşlar. Üstad da mahkemede. Yani mahkemenin camından orada idam edilmiş kişileri görüyor. Hayal edin. Bak, üstad ne diyor? Ben de şeriat isterim diyor. Şeriatın bir meselesinde bin ruhum dahi olsa feda olsun diyor. Yürek ister abim bu iş. Yine aynı Rusça önünden geçiyor. Değil mi? Bildiğiniz mevzular bunlar yani. Ama anlatayım ki adamındaki istikameti görün yani, elhamdülillah. Ayağa kalkmıyor. Rusça bir daha geçiyor, bir daha kalkmıyor. Sen diyor beni tanımadın herhalde. İşte ben diyor işte Çar'ın yeğeni bilmem ne falan anlatıyor kendisini. Ben diyor sizi tanıdım. Siz böyle böyle bursunuz diyor. Ama diyor ben imanlı bir insanım diyor. Benim inancıma göre ben sizin önünüze ayağa kıyam edemem. Ben sizden üstünüm diyor imancıya diyor. O diyor ki siz diyor bana ve dolayısıyla Çarlı'ya hakaret ettiniz. Yargılanacaksınız. İdam kararı veriliyor. Kurşuna dizilecek. İki rekat namaz kılmak istiyorum. İki rekat namaz kılacak. Duruyor hani bir yan ya işte ya ayıp et böyle neyse bir dahakinde kalkarız kusura bakmayın öyle bir gaflete geldik falan ondan sonra falan yok yani. Sonra Rusçarı bakıyor ki bu adamın hayatı istikamet ya. Affedin diyor beni. Affedin diyor ve dini dersler yapmasına müsaade ediyor. Esir kampında. Ya böyle acayip bir vaka. Bu dersi kimden alıyor? Bu dersi Kur'an'dan alıyor. Bu dersi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyor abiler. Bu dersin kaynağı orası. Bediüzzaman'ın şahsi kemalatı değil bu. Oradan almış olduğu dersi yansıtıyor. Buna çok dikkat edelim yani. Burada şimdi böyle anlayalım işte üstadınızı ayar oluyorum zaten bunu. Üstad hakkında bir şey söyle. Ya siz üstadınızı çok övüyorsunuz. Ula tövbe estağfurullah. Sen futbolcunun elin gavur futbolcusunu övdüğün kadar ben yarısı kadar övmüyorum be. Öyle değil mi? Veyahut da bir şarkıcı, veyahut da bir film artistini övdüğümüzün yarısı kadar övemiyoruz. Bir tane İslam mücahidini. Ki gerek de yok. Kendisi övmemiş. Ama niye övünce böyle bir anti bir adamla insanlarda bir şey oluyor, bir gerilme oluyor? Onu anlamıyorum ben. Anlamak da istemem. Önemli değil. Çünkü fıtrat bozulmuşsa normaldir.
Adam Alex'i öven ama bir Allah dostunu övünce der ki ooo ne bu ya falan. İlahlaştırıyorsunuz. Yani secde ediyorsun tribünde. Öyle değil mi? Böyle yapmıyorlar mı hocam sen Fenerbahçe böyle? Böyle ne bu? Secde etmektir yani. Niye? Şimdi efendim Kur'an ve onun insan üzerindeki yansıması, adeta uygulaması, tatbikatı olan sünnet-i senede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki bu sıdk ve doğruluk ondan birebir ders alan. Her insanda bu gözükür. Bak ne dedi? Hayat için yanına tenezzül etmeyiz. Hayat gibi mesele. Hayat gibi abiler, hayat. Şimdi biz çoğu zaman en ufak meselede yalana başvuruyoruz. En cüzi bir dünyevi işte yalana tenezzül ediyoruz biz. Ve bir şey söylüyor, ya ufacık bir yalan konuştuk. Zaten ufacık yalan konuşan adamdan çok korkun ha. Çünkü bu adam büyük meselede var ya. Satar. Ufacık meselede yalan konuşan adamlara ben daha şeyim yani, daha hassasım. Çünkü bu adam büyük potansiyel var. Yani ufacık şu bardağı kardeşim şunu buraya koyma dediğinde ben buraya koymuş ya ben onu koymadım deyip bu ufacık mevzudan yırtmaya çalışıyorsa bu adam yarın öbür gün ciddi meselede çok büyük problemdir. Ve bir insanın yalanına şahit olduğunuzda onun bütün doğrularını artık analiz edersiniz. Fıtri kanun bu. Bir kere yalanına şahit oldunuz mu artık onun bütün doğrularını analiz etmeye başlarsınız. O yüzden hayatımıza yalanı sokmayacağız. Ref edeceğiz, def edeceğiz. Ama maalesef ve maalesef çok büyük sıkıntı. Yani ben en son birkaç, yani bir buçuk seneden beri gördüğüm bir hakikat. Şu kitapları okuyup çatır çatır yalan konuşan insanlara rast geliyorum ben. Bir tanesine dedim yani. Ya kardeşim sen dedim bu kitapları okuyorsun ya. Hayat gibi mesele için yanına tenezzül etmeyen bir zatın tahkiki iman eğitimini vermiş olduğu eserleri okuyup nasıl yanına başvurursun? O kadar mı ucuz ya? Ama niye? O meselede kendini kurtarmak, korumak ve hatta nefsini sen söyle ilahlaştırmak, kusursuz göstermek adına yalana hatta iftiraya kadar başvuruluyor maalesef. Neyin göstergesi mi kardeşim? Buradan okursun. Buradan anlatırsın ama buradan yaşarsın. Burada inmedi mi yaşayamazsın. Buradan okursun, buradan söylersin. Buradan iyi anlatırsın. Ama buradan inince, buraya inince yaşarsın. Buraya indiremediniz mi yaşayamazsınız. Çünkü Kur'an'ın dersleri hem akli hem kalbi derslerdir. İnsanı harekete geçiren kalbi derslerdir. Kalbi bilgidir. Kalbe inmemiş bilgi kişiyi harekete geçirmez. Bir örnek vereyim ben size. Bakın bir sürü hümanizm üzerine kitaplar yazılıyor. İnsanlık nasıl daha iyi olur? Nasıl daha iyi insani vasıflarımızı geliştiririz diye birçok ondan sonra kitap yazılıyor. Doğru mu? Bu kitapların hangisi insanların hayatına çok büyük şekilde tesir edip yön veriyor? %'yi vurduğunda %10 olmaz. Yazılan kitaba bakın, icraata bakın. Peki gelelim şimdi vahyin öğretisine, Kur'an'ın öğretisine. Kur'an bilgiyi kalbe indirir. O bilgi kişiyi harekete geçirir. Misal mi istiyorsun? Hiçbir öğreti kendisine tabi olanları sabahın 5'inde 4 rekat namaz kılmak için kaldıramaz. Ama Kur'an yani vahiy kaldırır. Hiçbir öğreti, hiçbir bilgi kendine tabi olanları aynı zamanda bir ay içerisinde belli zamanlarda aç ve susuz bırakamaz. O kişiler de ona tabi olamaz. Olunuyor mu? Olunuyor değil mi? 1,5 milyar Müslüman, içinde 1 milyar Müslüman aynı zamanda oruç tutup güneşin altında susuz kalıp aç kalabiliyorlar. Sebep vahyin öğretisi akıl süzgecinden geçer, kalbe sirayet eder, kalpteki bilgi de kişiyi harekete geçirir. Şimdi diyeceksin ki abi oruç tutmayan Müslümanlar var, burada kalmıştır o yüzden. Yapmayan Müslümanlar var, burada kalmıştır kardeşim, burada indi mi duramazsın. Buraya indi mi duramazsın. O yüzden buraya indirmektir esas. Buraya indiremediğimiz her şey yük olur. Akılda kalan bilgi yüktür. Hristiyanlar ve Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini biliyorlardı. Kutsal kitaplarını da okudular. Hatta kendi çocuklarından daha fazla, daha böyle tahkiki şekilde vasıflarını biliyorlardı. Ama iman etmediler. Kur'an onlar için ne dedi? Kitap yüklü eşek tabirini kullandı.
Yani ne demek bu? Ben de eğer okuduklarımla amel etmezsem bu bilgi seviyesinde kalıp çok iyi şekilde anlatıp kalbe indiremeyip yaşayamazsam ben de kitap yüklü eşek olur. O yüzden bilginin önemi yoktur. Kimsenin kelamları ve söylenmeleri sizi aldatmasın. Çok iyi konuşabilir ama çok iyi yaşamaktır esas olan. Çok iyi yaşayamadıktan sonra çok iyi konuşmanın önemi yoktur. Herkes konuşuyor. Bugün diksiyon dersine gidin. Sizde bile spiker bile yaparlar yani. Ama kalp konuşması farklıdır. Dil konuşması farklıdır. Çok iyi anlatabilirsin. Yaşayan bir adam bir cümleyi söyler. Sen aynı cümleyi 100.000 kere söylersin. O adam bir kelam kullanır. Dersin ki vah anlattı be. Vah ne anlattı kardeşim? 1,5 saat konuşuyoruz biz burada. Adam anlatıyor ama içerisinde o kelamın içerisinde ne var? Hayat var. O kelamın içerisinde kalp var. O kelamın içerisinde bir tecrübe var. O kelamın içerisinde bir marifet var. Artık mezz olmuş fıtrattan karşıyı bir gönderiyor. Buf. Çok farklı ya. Bir lise öğretmenimiz vardı abi de 2 hafta önce de vefat etti. Öğretmenim Allah rahmet eylesin. Derdi ki bilmek yetmez, yaşamak gerekir. Yaşamak yetmez, süreklilik gerekir. O da yetmez, son nefese kadar götürmek gerekir. Vay be. Güzel, bunu bana yazarsan sevinirim. Güzel kelam. Allah razı olsun. Ya işte ha şu da var abi, o zaman okumayalım mı? Hayır kardeşim, her okuyan yaşayamaz ama yaşayanlar hep okuyanlardır. Bunu unutmayın. Şimdi bazen de o zaman abi en iyisi cehaletle okumayalım. Hayır kardeşim, öyle şey olur mu ya? Ayetin ilk ayet oku. Her yaşayan, her okuyan yaşayamaz ama okuyanlar hep yaşayanlar oluyor. Yaşamak istiyor musun? Okumak zorundasın. Okumadan yaşayamazsın. Evet, peki neden yalana başvuruyorum? Soru bu. Güzel. Yani neden bu kadar menfur olan bir yalana başvuruyoruz? Şu zamanın nazarı evvela ve bizzat saadeti dünyeviye bakıyor ve ahkamları ona tevcih ediyor. Bu zamanın en büyük hususiyeti saadeti dünyeviye hasrı nazar etmek. Yani dünyevi rahatlık. Ya bunun çok kez alametlerini hayat içerisinde görüyoruz. Mesela kızını veriyor adam değil mi? Soruyorsun ha hayırlısı olsun olmuş Allah razı olsun. Nereli işte şuralı. Ne iş yapıyor? Tamam mı? Tamam, birinci round ne iş yapıyor? İşte şurası. Evi var mı? Var. Araba var mı? Var. Tamam. 10 numara yere vermişsin. Bu mu? Namaz. Bak şimdi. Mesele maneviyata gelince abiler hemen işler değişiyor. Cumalara gidiyormuş ama ya. Allah razı olsun yani. Çok büyük bir, tabii sıfırdan büyük. Ama diyor yatkınlığı var. Meyli var. He, meyli var. O da yoksa Allah hidayet verir. O da yoksa tabii canım belli olmaz, verir. Şimdi bak şimdi maneviyat noktasındaki bütün müspet ve olma ihtimali olan bütün güzellikler nazar alınır. Fakat diğer tarafta mesela adamın namazı var, çok ciddi, takva, dindar bir insan. Evi var mı? Yok. İş, sigortasız. Araba da yok. Ya kusura bakma kardeşim. Ne oldu? Ama sen söyle, zengin olmaya meyli var. diyor ama zengin değil. Ya araba almaya meyli var. Yok diyor. Arabası yok diyor. Bak şimdi diğer tarafta değil mi? Bütün olasılıklar değerlendirilirken bir tarafta o olasılık hiçbir şekilde değerlendirilmiyor. Sebep, çünkü esas bu abicim. Bakın bu zamanın muktezası bu. Eğer bu asırda yaşıyorsak ki yaşıyoruz, bu asırın öğretisinden besleniyorsak ki besleniyoruz, hayatı dünyeviye nazır. Yani geçen derste de söylediğimiz gibi en büyük derdimiz İBAN. İman değil. Evet, İBAN. Aklı maat değil, aklı maaş. Bütün hissiyatımız, fikriyatımız genelde dünya için çalışıyor. Dünya merkezli çalışıyor. Halbuki şeriatın nazarı ise evvela ve bizzat saadeti uhreviye bakar, ikinci derecede ahirete vesile olmak dolayısıyla dünyanın saadetine nazar eder. Demek şu zamanın nazarı ruhu şeriattan yabanidir. Neden bunu okudum? Neden yalan konuşuyorum? Çünkü yalan konuşmamın temeli dünyayı kazanmak. Hedefi dünya olanın kaybedeceği ilk şey ahiret olacak. Şimdi hedef dünya ise dünyaya ulaşmak için her yol mübahtır. Çünkü artık bu hale gelecek mesele. Çünkü
Hedefiniz dünya olmuşsa siz nübüvvetten beslenmezsiniz. Sizin besleneceğiniz yer felsefe olur. Felsefe nedir? Aristo Sokrat değildir demiştik, hatırlarsanız. Felsefe bencelerdir. Hayatı yorumlamaya bencelerle başlarsınız. Bu da lazım, bu zamanda bu da lazım, bence bu da lazım, bence bu da lazım. Şimdi buradan ders aldığımızda bakın, lemalarda üstad çok enteresan bir nokta söylüyor. Diyor ki, senden ders alan bir şakirdin, felsefeden, fenden, bu asrın öğretilerinden ders alan bir şakirdin, Firavun olur. Şimdi Firavun biliyorsunuz Kur'an'da geçen bir kişinin ismi. Ama bir kişinin ismi olmasına rağmen aslında bir vasıf olarak bizim hayatımızda her an var olan bir hakikattir. Firavuniyet hakikati. Şimdi Firavundur. Şimdi Firavun ne yaptırmış? Ne yapmış? Kendini secde ettirmiş, ibadet ettirmiş. Doğru mu? Şimdi ben hayatı bencelerle yorumlayaraktan Firavun oluyorum. Fakat Firavunluğu da beceremiyorum. Neden? Fakat en hassiz şeye ibadet eden, menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden bir firavunu zelildir. Hasis bir menfaati için şeytanın ayağını öper derecesinde alçaklık gösterir. Şimdi dünyayı merkeze koydun ya, enaniyet noktasında firavun gibisin ama firavunluğu da beceremiyorsun. Çünkü hedefin dünya olunca dünyayı kazanmak uğruna her türlü maalesef ahlaksızlığı yapıyorsun. Yalana başvurursun, harama başvurursun. Faize başvurursun. Olmazsa olmaz, yapacak bir şey yok dersin. Koronaydı dersin. O dersin, bu dersin. Çünkü burayı hedefe koymuşsun. Burayı hedefe koyduktan sonra artık bütün her şey değişti. Bütün her şey değişti. Bunun daha çözümü olmaz. Dünyayı merkeze koyduğunuzda ahiret gider. Artık ne oldu? Yapacağınız her şey burayı toparlamak adına oldu. Burayı toparlamak adına her şeyi feda edersiniz. Kazanır mısınız? Belki kazanırsınız. Ama ölçümüz neydi bizim? Unutmayın bunu. Kaybettiğiniz şey kazandığınızdan değerliyse siz kazanmış olmazsınız. Bakın bunu mutlaka alemimize yerleştirelim. Kaybettiğiniz kazandığınızdan değerliyse, yani ahireti kaybettiniz, dünyayı kazandınız, siz kazanmış olmazsınız. Biz çoğu zaman dünyayı kazanmak adına ahiretten fedakarlık yapıyoruz. Ve yanana başvurmamın temel sebebi nedir? Dünyevi, cüz'i bir menfaati kazanmak içindir. Öyle değil mi? Yani bu hepimizin hayatında cüz'i, külli gözüken veya da mübaşiret kurduğumuz insanların hayatında çokça gördüğünüz nokta değil mi bu? Mesela işte Eminönü esnafı burada. Ben de orada sürekli şekilde iş yaptım veyahut da irtibatta olduğum için çok iyi biliyorum. Eminönü bizim Çakmakçılar, eşarpçı piyasasının belki %70'i namazlıdır yani. Değil mi? Vardır o kadar. Ama gidin elinize yeşil mikrofonu alın, sorun bakalım ödemesini vaktinde yapan kaç tane esnaf var dediğinizde herkesin bir cız yapar içi. Sözünü tutan kaç tane esnaf var dediğinizde herkesin bir cız yapar içi. Şey yani çeki dönmüş, seyreti dönmüş, bilmem ne yapmış, öteledi ötele. 6 ay geçmiş, ödemesi gereken seyretten 6 ay geçmiş, 6 ay sonra bir de bir senelik çek yapıştırıyor. Sonra namaza gidiyor. Allahu Ekber diyor. Allah kabul etsin. Ama dediğiniz gibi hocam bu adam aşağı inememiş ki. Peki zararın kime oluyor? Topluma oluyor. Hepimize oluyor. Adam bir daha iş yapmak istemiyor. Bugün Müslümanlar birbirini yiyorlar işte. Ya maalesef. Vaziyet bu. Ya da elindeki imkanı karşı tarafı ezmek için kullanayım. Meşhur bir şey vardı. Eskiler daha iyi bilir, Mustafa abi, Bayram abi de. Sülün Osman varmış zamanında, dolandırıcının tekimi. Adam hatta şey film falan yapmışlar yani. Adam diyor ki ben diyor herkesi dolandırmadım diyor. Beni diyor dolandırmak isteyenleri dolandırdım diyor. Ben diyor elime diyor 10 tane bilezik alıyordum diyor, tamam mı? Diyordum ki çok ihtiyacım var, ilaç parası lazım. Bu 10 tane bileziği sana 3 liradan vereceğim diyor, tamam mı? Adam da karşı taraf bakıyor ulan 10 tane bilezik 3 lira. Demiyor ki bana kardeşim al şu ilaç parasını, ondan sonra götür yatır hayata ilaç al kendine. 10 liralık ondan 3 liralık alıyor diyor bileziği, 10 tane bileziği 3 liraya. Sonra benden davacı oluyor diyor. Dolandırdım. O beni dolandırmak isterken ben onu dolandırdım diyor. Mesela yapılan bir şey söyleyeyim. Çok sıkışmış, para ihtiyacı vardı, ucuza alırız. Esnaf kardeşin çok sıkışmış, para ihtiyacın var diye malını satıyor. Sen de boğazına basıp daha ucuz almak için uğraşıyorsun. 2,5 o 2 verim hepsini alayım. 2 keş. Adam zaten canı yanmış. Değil mi? Zaten ondan sonra sıkıntıya düşmüş.
Senin benim orada ne yapmam lazım? Ya kardeşim sen bu malı niye böyle ölüye satıyorsun ya? Ya al parayı borcuna veriyorum ben sana de. Ama insanlar da haklı. Alan vermiyor ki. O da problem. Ya adam şimdi verecek diyor ki verdim mi gitti. Ölü. Zekata saysam olur mu? Bu noktada en şey ki zekat. Ya alamayacağım zekata saysam. Ona zekat da olmuyor yani. Tabii zekatı almaya müstahaksa dersin ben zekat vermek istiyorum. Kardeşim sana zekat olarak veriyorum. Ben bitti gitti. Öyle olsa zaten zekat müessesesi bu noktada çok büyük bir ikramdır yani. Yani bizim için biz normal zekatımızı hani şer'i kurallara göre versek ya o zaten elhamdülillah çok büyük sıkıntılar ortadan kalkar ama o da ayrı bir sıkıntı yani. Sıkıntı büyük ya. Hangisini? Evet. Peki nasıl davranmamız lazım? Şu zamanda diyor kisp ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki adeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana geçmek pek kolay gidiliyor. Yani artık yalanla iç içe gelmiş. Yani insanlar bir adım öteye gidince hemen yalana başvurabiliyoruz. Böyle acip mezz olmuş. Ve yine bakın çok önemli bir nokta. Muhakematta geçen bir cümle diyor ki yalan yalana mukaddemedir. Bir işe yalanla başladığınızda çıkış kapısı yalandır. Bitmez. Yalanla girdin, yalanla çıkmak zorundasın. Ama abiler öyle bir hal olmuş ki bakın piyasada artık yani bu da şey doğru konuşulunca çok problem oluyor. Mesela ben de ufak tefek etiket işleri yapıyorum biliyorsunuz yani işte çok cüzdi ayda 60-70 bin karlı anca o kadar. Keşke öyle olsa da öyle değil de ufak tefek iş yapıyorum. Şimdi adam diyor ki bir de ben birazcık nazlı adamım böyle işi çok hızlı yapamam. Yani hizmet falan var ondan sonra zaten sipariş verenler de bizim bu yönümüzü bildiklerinden dolayı fazla bastıramıyorlar. Bastırsa da fark etmez. Ondan sonra bir şey fark etmiyor. Diyor ki işte ya diyor şu zaman verir misin? Veremem diyor abi. Ya diyor zorla yetişir diyor. Abi yetişmez. Ya diyor tamam diyor ben diyor bekleyeceğim. Abi bekleme yetişmez diyor. Ne bekleyeceksin? Yani sana ben takkeden etiket çıkarmayacağım ki. Yok illa diyor ki tamam de. Sonra de ki yetişmedi. Ya kardeşim ben sana yetişmez diyorum. Diyorum ki bak pazartesi diyorum. Pazartesi Cenab-ı Hak ömür verirse ben sana bu malı vereceğim. Ama oldu cumartesi geldi öp başına koy. Ama sen pazartesi al. E şunu mu yapacaksın perşembe? Sonra abi işte elektrik kesildi. Atölyede adamın eli kesildi. Bilmem ne oldu o oldu bu oldu. Yalana başvuracaksın. Yalan kapısıyla mal alacak sipariş almak için uğraşıyorsun. Perşembe elinde diyor. Ya imkansız. Ya böyle bir sistem yok yani. Fark etmemiz. Ben o diyor şimdi bak burada şey devreye giriyor. Rızkın kendi iktidar ve ihtiyarınla alındığını zanlı ortaya giriyor. O da yalan konuşarak kendince rızkı çekecek kendine. Sen de diyor pan. Sonra abi söz verdin. Abi ne yapayım bana da söz verdiler. Bak yalan kapısından girdin çıkış yalan kapısıdır. Yalan kapısı da girdiğimizde yalan kapısından çıkarız. O yüzden yalan kazaktaki ilk ilmik gibidir. Çekme. Çektim bir şey. Çektim mi sonu gelmez. Ben geçen paçamda böyle ip çıkmıştı. Çekiyorum böyle. Çektim. Ulan koparacağım kopmadı. Paça açıldı. Tamam ya çekme yaksana. E ne oldu çektim aşağı gittim. 15 TL paça parası verdim. Hemen terziye. Böyledir bu yalan. Çektim mi daha sonu gelmez. O yüzden yalana mukaddemedir. Girme. Yalana girdiğimiz anda o zaman sonu gelmiyor. Ondan sonra. Peki toplum hayatında kişiye nasıl bir zarar oluyor bu yalancılığın? Bakın çok enteresan diyor ki. Ahlak-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdktır. Ciddiyet. Kaşlarınızı kaşarak oturduğunuz hal. Hayır. Ciddiyet tavırla ortaya çıkar. Bir insanın ciddiyeti fikri, fiili ve tavırlarından gözükür. Yani bir insan bir meseleye çok ciddi şekilde bağlanmışsa siz o adamı oynatamazsınız elinde. Adam var mesela bakıyorsun bir konuda çok ciddi. İş yerinde adam o kadar ciddi çalışıyor. Ama bu dışarı çıkıyor adam bakıyorsun şeker gibi adam. Ama işe bir giriyor. O adam abi diyor başkalaşım geçiriyor. Dükkana bir giriyor diyor. Bakıyorsun adam böyle bir disiplin abidesi. Bak ciddiyet budur yani. Bir insanın vermiş o işe, işine vermiş olduğu önem. Fiille, fikirle, tavırla, hissiyatla yaklaşmış olduğu vaziyetin adı da ciddiyettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük ciddiyeti davasında gözükür. Bir
nebze bir an geri durmamış, gevşememiş, en ufak bir ondan sonra zikzağı olmamış. Ciddiyet ve sıdk birbirine bitişiktir. Şimdi eğer diyor bakın sıdk kalkıp araya kizp yani yalan girerse rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlara oyuncak olur. Şimdi yalan hayata meczolmuşsa artık hayat içerisinde sen tokadını yemeye başlarsın. Sözüne güvenilmez. Ya bırak ya adamı. Böyle kimse seni karşıya alıp ciddi dinlemez. Neden? Çünkü aynı o yapraklar nasıl böyle rüzgarda bir oraya gider bir oraya. Sen de ben de eğer yalanı hayatımıza oturttuğumuzda o yapraklar gibi olacağız. Bir orada bir orada. Hiçbir şekilde ciddiyetimiz olmayacak. Hiçbir şekilde kalitemiz olmayacak. Hiçbir şekilde. Neden? Biz yaptık bu vaziyeti. Yalanı kisbi girdik. Yalana girdik ve olan bu oldu. Peki hiç yalan mı söylemeyecek miyim? Mahmut abi. Yalanın caiz olduğu zamanlar var mıdır? Evet birkaç tane hadislerde sayılıyor yalanla ilgili. Şimdi bazı noktalarda hadislerde geçen tabirler var. İşte bazı maslahatlar için yalana cevaz verilen bazı noktalar var. Üç tane madde işte savaşta, casuslukta diyor. Bir de birkaç, bir iki tane daha olması lazım. İnsanlar arasında bulunmakta diyor. Şimdi Üstad Hutbe-i Şami'de şöyle bir nokta kullanmış, tabir kullanmış. Diyor ki, maslahat için kisp ise zaman diyor onu neshetmiş. Maslahat ve zaruret için bazı alimler muvakkat fetvasını vermişler. Yani bu hadis-i şerifin sağlamlı noktasında araştırma yapan bazı alimler bunu hadis şeyinin kriterlerinin bütününe baktığında buna bazısı muvakkaten fetva vermiş, bazısı hiç vermemiş. Çünkü bunun tam tersi hadislerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kesinlikle yalana başvurmayın. Şaka dahi olsa diyor yalanı terk edene cennette köşk verilir gibi böyle çok net ifadeleri var. Ve Kur'an'la bütünsellik içerisinde baktığımızda bu şeyi üstad bu noktadan almış ve diyor ki bu zamanda ona fetva verilmez çünkü o kadar suistimal edilmiş ki 100 zararı içinde bir menfaat olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. Bunu söylerken buna çok dikkat edelim. Bediüzzaman Hazretleri'nin Osmanlı'nın son döneminde Darül Hikmet-i İslamiye'de bir vazifesi var. Hadis üzerine vazifeli. Ve kendisi 1907'lerde ahir zamanda işte çıkacak Süfyan ve işte Mehdi ile ilgili bazı hadislere karşı kendisine sorulan sualleri ve yapmış olduğu tabirler ve teviller var. Yani hadis noktasında çok farklı bir yönü var. Bunun mesela 303 tane hadis-i şerif geçer mektubatta, 19. mektupta. İçinde belki de bir 1000 kadar raviyle 303 hadis-i şerifi ravisiyle beraber kitaba bakmadan ezberinden ifade etmiş bir zat. Yani böyle bir ilmi olan bir zat bu noktada diyor ki bu zamanda fetvası olmaz. Çünkü neden? Muayyen bir hududu yok. Mesela karısını memnun etmek için yalan söyleyebilir tabirinin parantezi belli değil. Hududu belli olmayınca lastik gibi her şeyde kullanılır hale gelebiliyor. Ve yalan artık çok revaçta olmaya başlıyor. Çok farklı yerlere de çekilebilir. Şimdi haddi bir muayyen bir hududu olmayınca da buna kesinlikle ve kesinlikle fetva verilmemiş. Ki kaldı ki biz çoğu zaman yalana bunlar için de başvurmuyoruz. O da ayrı mesele. Ama hani velev ki yalan caizdir dediğinde vaciptir dememişler. Caizin terkini de evladır. Çünkü muayyen hududu olmayan bir şeyde dolayısıyla bunu uygulamak çok zor. Maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok. Suyu istimale müstahit bir bataklıktır. Hükmü fetva ona bina edilmez. Yani dolayısıyla böyle yalana cevaz var diyerekten o lastikli bir şekilde farklı farklı yerlere çekilince toplum hayatında yalan artık giriyor ve çıkmaz hale geliyor. Öyleyse ya doğru söyle ya sus. Bakın çok önemli nokta bu. Ya doğru söyle ya sus. Şimdi burası önemli. Doğru söyleyeceğim diye her doğruyu her yerde söyleyemezsiniz. O da ayrı mesele. Doğrucu Davut olmanız size vacip kılınmamış. Mesela bir doğru söyleyeceksiniz. Burada büyük bir zarar olacak. Ben doğruyu söylerim kardeşim.
Her söylediğin doğru olacak ama her doğruyu söylemek doğru değildir. Ne yapacaksın? Sus. O zaman yalan konuşayım. Hayır kardeşim, bak ne dedi? Ya doğruyu söyle ya sus. Yol ikidir, üç değil. Ya doğru, ya sükut, ya yalan değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükut değildir. İkidir. Ya doğru, ya sükuttur. Üç yok. Ya çok sıkıştım, yalan yok. Ya doğruyu söylemem lazım. Söylememen mesela, bir şeyi söylememen lazımsa orada susacaksın. Ve bir insan, ve abiler bakın, duymak istemediğiniz şeyleri sormayın. Bu manada bir ayet olması lazım. Ayetin meali olabilir ama net değil. Bu, bir şey soruyorsunuz. Ben mesela bunu başıma geldi, sonra hain inat edildim. Hatırlıyorsun değil mi Hüseyin? Sen de vardın. Abi söyle. Söyle diyor. Bizim hakkımızda görüşlerini söyle. Ya kardeşim bak, beni buraya çağırdınız. Yemek yiyoruz beraber, çay içiyoruz burada. Ya beni konuşturmayın. Yok abi, Allah aşkına söyle. Ya bak kardeşim, aynen böyle diyorum ha. Bak kardeşim, ben buraya yemek yeme geldim. Sahura geldim. Size bak kavurma da getirdik. Koyun yumurtayı, koyun çayı. Yiyelim, içelim. Bana söylettirmeyin. Yok abi, senden dinlemek istiyoruz. Tamam. Başladım söyleme. Sonra ne oldum? Hainin olmadın mı kaldı? İnsanları hizmetten soğutmadın mı kaldı? Ya bir sürü şey söylüyor. Ya kardeşim bak, ne dedim ben size? Ya beni bir söyletmeyin demedim mi? O da ne yapmam lazımdı? Sükut etmem lazımdı. Ama karşı taraf bastırdı. O zaman bastırıyorsan duymak istediğin şeyi, bak eğer seni rahatsız edecekse bastırma. İnsanları zorlamayın abiler. Adam mesela hasta oluyorum. Benim işim var diyor, gitmem lazım. Ne işin var? Abi işim var, gitmem lazım. Ne yapacaksın? Ne işin var? Ya sana ne ya? Niye adamı zorluyorsun yalana ki? Adam belli ki sıkışmış. Değil mi? Halden anlamak lazım ya. Derse kalman lazım. Niye kalmıyorsun? Abi işim var. Neden işim var? Ne bu iş şimdi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ya sana ne kardeşim? İnsanların gizli halini araştırmayın diyor ya. Adam belki, adam derse katılmak istemiyor. Veya tabii işi var. Birisi de görüşecek. Hanımın yanına gidecek, arkadaşın yanına gidecek. Hiç önemli değil ne yapacağı. Ya sen bastırma, yalana itiyorsun insanı. İtme yalana. Aynı şekilde soru sorduğunuz zaman eğer duyacağınız cevap sizi rahatsız ediyorsa soru sormayın. E cevabı aldığın zaman da bu sefer canın yanıyor yani. Evet. İşaretül icaza dediği şu son cümleyi. Peki nasıl yanana başvurmadan bir şey ifade ederiz? Kinaye ve tahris suretiyle, yani gayri sahih bir kelimeyle söylenilen yalan kisten sayılmaz. Ne demek bu? Mesela tevriye vardır, iham vardır. Tevriye birkaç manası olan bir kelimeyi kullanan kişi o kelimenin en uzak manasını düşünerek söylemesi. Kizbe girmez. Yalan olur ama yani seni ortadan kurtarır. Mesela savaştasın, sizin kralınız öldü deyince o andaki kral değil, daha önce ölen kralları aklına getirerekten onu söylediğinde bu tevriye olur. Bunu yapmak için de ilim lazım tabii yani. Şimdi sen bu tevriyeyi bilmezsen bunu yapamazsın. O yüzden yalana girersin. Ki zaten bu yalana da giriyor. Ama bu noktada bir kaçış rampası bırakmışlar. Biliyorsunuz değil mi? Böyle yüksek böyle şey rampalar vardır. Orada tankerler falan geçtiğinden dolayı bir de kaçış rampası vardır. Çünkü filan patlarım, adam bodozama aşağı gidecek. Ne yapıyorlar? Kaçış rampası yapıyorlar. Arabacından hop diye kayıyor. Oradan hop kurtarıyor paçayı. Veyahut da insanlara zarar vermiyor. Bunlar da kaçış rampası. Çünkü hayat bazen böyle insanı sıkıştırıyor. Bazen yani kenara kalıyorsun. Şimdi nasıl söyleyeyim ben kardeşim? Nasıl yalana girmem lazım? Bir yandan da yalan hassasiyetim var. Bak ne olur, tevri yapabilirsin. Bir de iham vardır. Ne demek o da? Birkaç manası olan bir kelimenin en uzak manayı ifade ederekten. Kelime manasını değil. Mesela çok bir şey istiyorlar. İnşallah diyorsun. İnşallah diyerekten en uzak tarihi kastederekten manayı ifade ediyorsun. Yani bu da aslında bir nurani bir kılıf olmuş oluyor. İşin aslı hiç bunlara girmeden emir olduğumuz gibi dostları olmak. En büyük hilemiz hilesizlik olsun. En büyük hilemiz hilesizlik olsun. Biliyorsunuz Yahudilerin en büyük hilesi hilesiz olmaktır. Adamın hayatı pespayedir.
Bizim ehli imanda da bu huyu çok vardır mesela. Böyle bir tane affedersin Yahudinin veyahut da dinsiz bir adamın veyahut da dine uzak bir adamın böyle bir güzel vasfını alır, onu öyle bir ballandırır ki, öyle ballandırır ki. Mesela ya diyor benim diyor Yahudi patronum vardı, Allah ondan razı olsun diyor. Bir gün diyor sigortamı geciktirmedi diyor. Gittim bir tane hacının yanına girdim diyor. Tamam, o hacı var ya benim sigortamı ödememiş diyor. Bir kere Yahudi'den Allah razı olmaz. İsterse senin bütün Türkiye'nin sigorta primini ödesin, fark etmez. Ölçü sigorta primi ödemek değil. Ya hacının yaptığı yanlış olabilir. Eyvallah. Ama ölçüyü kaçırma. Ölçüyü kaçırma. Yani o Yahudinin hilesi hilesizlik yaparak hile yapıyor. Hilesizlik yaparak hile yapıyor. Benim ölçüm yalnızca bir fiildeki ölçü değildir. Bütüne bakmam lazım. Aslında öldüğün Allah'ın öldüğünü ölmektir. Evet. Veya Yahudi işine veya işte çok iyi bir ticaret yapıp onu ölmek değil. Evet. Ha o vasfı güzel olabilir. O vasfıyla amel adamı iş yapabilirsin ama o vasfını översin. Vasıf olarak översin. Adamın kendisini değil. O vasıf güzel bir vasıf. Zaten o vasıf vahyin terbiyesinden geçen her insanda gözüken vasıf. Dolayısıyla sende bende de olması gereken vasıf. E ne yapacağım o zaman ben? Kendime bunu reper yapacağım. Hile yapmak istiyor musun kardeşim sen? Evet, en büyük hile diyor hilesizliktir. Emir olduğun gibi dost doğru olursak Allah'ın izniyle, hesabi olmazsak, hasbi olursak, samimi olursak, samimi niyetli olursak bozamayacağımız oyun, tesir edemeyeceğimiz insan kalmaz. O yüzden yapmamız gereken kis ve yalanı hayatımızdan çıkarmaktır. Cenab-ı Hak inşallah İslamiyet'in doğruluğunu ve doğru olan İslamiyet'i hayatımıza tatbikini nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.